Burcun seçiliyor. Tebrik ederim. Aslan burcu seçildi. Dövmeni yaptırmaya geçebilirsin. Aslan seçildiğin için mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Gidebilir miyim artık? Evet tabii. Dövmeni beğendin mi peki? Çok beğendim. Teşekkürler. Seni kim olarak aslan seçti acaba? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Kıskandın mı yoksa? Kendini aslan zannediyorsun. Ama sen bir aslan değilsin. Buna sen karar veremezsin, anladın mı? Ve ayrıca sana bir şey ispatlamak zorunda da değilim. Ya kızım, uğraşma benimle ya sabah sabah. Mida, ona öyle dedin ama sen özel gücünün ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Hayır. Bir aslan burcu geleceği görebilme gücüne sahiptir. Ama sen takma kafana. Belki birkaç gün sonra sen de özel gücünün farkına varırsın. Ya da gerçekten başka bir burçsundur. Zamanla öğreniriz. Bir dakika, bekler misin? Birkaç güne özel gücümün farkına varacağımı söylemiştin. Ama neredeyse bir ay oldu. Ve benim hala özel gücüm yok. Ve yarın kontrol günü, biliyorsun değil mi? Yarın kontrolden geçemezsem beni aslan olmaktan reddedecekler. Ne yapacağım ben? Dur, sakin ol. Bir çaresine bakarız. Ben herkesi kandırırım özel gücüm var diye. Bence herkes inanır bana. Ne haber aslancık? Ya yine mi sen? Sen benden ne istiyorsun? Aslanım işte, kabullen artık bunu. Eğer gerçekten aslansan kanıtla. Kardeşinle ilgili bir şeyler söyle. Eğer kanıtlayamazsan seni bütün okula rezil ederim. İyi, tamam. Bekle ve gör. Yarın senin çok önemli bir sınavın var değil mi? Evet, bildi vallahi. Ve sınavın matematik değil mi? Ve sen bu sınava hiçbir şekilde çalışmamışsın. Çok kötü, böyle düşük notlar alabilirsin. Ve arkadaşların da az gezmeni tavsiye ederim. Evet, ben çalışmayı düşünmemiştim. Ama bu nasıl olur? Gördün mü? Tamam. Bir de sen bunu nasıl bildin? Ya bir şey bildiğim yok. Kandırdım onları. Onun kardeşi benim kardeşimle aynı sınıfa gidiyorlar. Yarın sınavının olduğunu biliyorum ben. Ve konu matematik olunca hiç kimse ders çalışmaz. Herkes nefret eder matematikten. Kızım, senden korkulur gerçekten. Aslan burçların özel gücü bu zamana kadar belli olmuştur. Şimdi kontrole başlıyoruz. Kızım, ben ne yapacağım? Mida, burç kontrolünü önce senden başlıyoruz. Evet, kontrolden geçemedin. Sistem iptal verdi ve özel gücün de yok. Sen aslan burcu değilsin. Peki ya ben şimdi ne yapacağım? Dövmeni sildirip yeniden burç seçimine geçebilirsin. Öyle yapsam olur mu? Tabii ki de. Herkesin illa belli bir burcunun olması lazım. Çok canım yandı. Şimdi ben her seferinde sistem iptal verdiğinde dövmeyi sildirip yeniden yaptırmak zorunda mıyım? Evet canım, maalesef. Sistem böyle. Yeni burcun seçiliyor. Tebrikler. Sen bir koç burcusun. Dövmeni yaptırmaya geçebilirsin. Al işte. Yine dövme. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Günaydın arkadaşlar herkese. Evet, derse başlıyoruz. Kitapları açalım lütfen. Ama hocam, sınıfın yarısı yok. Nasıl derse başlayacağız? Sen koç burcunda yenisin galiba. Ve onların özel gücünü bilmiyorsun değil mi? Evet. Koç burçları görünmezler. Ve bu onların özel gücü. Şu an sınıf dolu. Sadece sen göremiyorsun. Mesela yanındaki çocuk kan. Bir dakika, bir dakika. Peki ya ben sana nasıl güveneceğim? Ya beni her yerden takip ederseniz? Atıyorum, ben lavaboya gittiğimde ya da fizik dersinde, giyinme odasında, her yerde beni takip ederseniz? Hayır, bu konuda içini rahat tutabilirsin. Bizim kurallarımız var ve hiç kimse bu kuralları çiğneyemez. İnşallah öyledir. Kaan, burada mısın? Ben neden seni burada hissediyorum? Sanki beni takip ediyormuşsun gibi. Yok, ben deliriyorum gerçekten. Bir daha fizik dersinde hiçbir zaman burada giyinmeyeceğim. Evde giyinip öyle geleceğim. Ben gidiyorum. Ya koç burcu olmak ne kadar güzel. İnşallah ben hep koç burcu kalırım. Çünkü ben de görünmez olmak istiyorum. Bence bayağı havalı bir güç. Merhaba herkese, nasılsınız? Duyuyor musunuz beni? Merhaba. Ben görünmez oldum. Gerçekten beni görmüyorlar. Sonunda istediğim oldu. Ben görünmez oldum. Ne güzel. Aslında hep yapmak istediğim bir şey vardır. Şu Zeynep Salah'ın telefonunu kurcalamak istemişimdir. Gideyim onun telefonunu alayım. Sonuçta beni görmüyor. Evet. Telefon burada. Kızım, sen hasta mısın? Benim telefonumu neden alıyorsun? Ne? Nasıl yani?
Sen beni görebiliyor musun? Tabii ki evet. Benim telefonumla ne yapıyorsun sen? Şaka mı bu? Yok, sen beni yanlış anladın. Sadece resim çektirmek istemiştim. Senin telefonun çok güzel resim çekiyor. Sağ ol. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Neden görünmezmişim gibi davrandınız? Pardon, sadece şaka yapmak istedik sana. Böyle şaka mı olur? Biliyorsunuz yarın kontrol günü. Ve ben de Koç burcu seçiminde çok sevinmiştim. Çok mutlu olmuştum. Ama yok, ben artık sizinle aynı ortamda bile kalmak istemiyorum. İnşallah Koç burcu değilimdir. Sen terazi burcu mu olmak istiyorsun? Onlar bizden de beter. Orası cehennem gibi. Mida kontrolden... Evet, kontrolden geçemedim ve ben Koç burcu değilim. Dövmemi sildirmeye gidiyorum. Yüzüm her seferinde daha çok acıyor. Burcun seçiliyor. Tebrik ederim, terazi burcu seçildiniz. Ben artık terazi burcuyum. Ama Zeynep bana terazi burçlarının çok kötü olduğunu söylemişti. Aman, ne kadar kötü olabilir ki? Merhaba arkadaşlar. Mida, yüzüne ne oldu senin? Bu ne? Ben yapmadım bunu. Tamam anladım Mida, otur yerine, derse başlıyoruz. Selam, ben Ela. Çocuklar yaptı bunu sana. Şaka mı açtı yani? Anlamadım, nasıl yani? Terazi burçları zamanı durdurabiliyorlar. Onlar biraz serseri tipler, evet. Ve onlardan uzak dursan iyi edersin. Daha yenisin, alışırsın. Bir bu eksikti. Çok şükür okul bitti. Bu salaklar bana bir şey yapmadan hemen eve gitmem lazım. Zamanı durdurdun değil mi? Hadi yeni kıza terazi güçlerini gösterelim.